Allah Allah. Evladım benim kuşum. Bak bu kızla evlenirsen mutluluktan havalara uçacaksın. İşte yani bu kız seni mutlu etmek için etrafında pervane olacak. Pervane. Evet abi. Hatta vantilatör olacak. Ya dünya tarihinde ilk kez bir kız vantilatör diye övülüyor ya. Pes yani, tebrik ederim. Çünkü ne var? Bak evladım. Bak bu kızın adı Tomris. Tomris'le böyle güzel isimli bir karın olsun istemez misin? Ha abiciğim, istemez misin? Sen? Bu kız o kadar maharetli ki bir eliyle yemek yaparken öbür eliyle de bulaşık yapıyor. Diğer eliyle de dikiş takış yapıyor. Ya? Üç elimi var bu kızın. Ha? Üç elimi var. Yoksa sen beni ahtapot gibi bir yaratıkla mı evlendirmek istiyorsun? Evladım olur mu hiç öyle şey? Yani ben lafın gelişi öyle söyledim. Yani nasıl desem bu kız var ya, bu kız şahakulade bir kız. Ne? Şahakulade. Ha, istemiyorum ya. Bak evladım bir dakika beni dinle. Yani bu kız nereden geliyor sen biliyor musun? Yemen'den mi? Ne Yemen? Evladım bak bu kız çok soylu bir aileden geliyor. Eğer onunla evlenirsen ta saraya dayanan soyumuz hem iki kere rafine hem de sop soylu olmuş olacak. Sen evlenmeye karar verirsen de iki kere düğün yapacağız. Önce sen sonra da ben. Sen sus bakayım, edepsizlik yapma. Mahsar minik kuşum, bu kızı uzun süren araştırmalar neticesinde buldum. Araştırdım, soruşturdum, sağa sordum, sola sordum, test edip onaylattım. Ve şimdiye kadar bulduğumuz kızların içinde en iyisinin bu olduğuna karar verdim. Üstelik kızın babası Zülfikar Bey de bir üniversitede profesörmüş abi. Ya bak o zaman evlenirim işte. Evlenmek için hep babası profesör olan bir kız aramıştım. Evlatçım ben senden fazla bir şey istemiyorum ki, yani alt tarafı bir evlenmeni istiyorum. Boşuna kulaklarım çın 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 çınlamamış. Bu cadılar masajcımı yine evlendirmeye çalışıyorlarmış. Aa, hoş geldin ruhum. Bana bak. Artık bu kızla da evlenmezsen sana hakkımı helal etmeyeceğim ona göre. Aman etmezsen etme be. Hem çocuklarını böyle tehdit edenlere öbür tarafta bozuk vantilatörle 3 ay cehennemde kalma cezası veriliyor. Anne ne olur boş yere uğraşma. Boş yere uğraşma anne. Ama abi senden devlet sanatçısı olmanı istemiyoruz ki reddedip duruyorsun. Sadece evlenmeni istiyoruz. Ay evlenir benim minik kuşum. Anneciğini üzer mi hiç? Hadi gel biz mutfakta bir şeyler hazırlayalım, o da bu arada biraz düşünsün. Beni evlendirme krizleri bir başladı mı bitmek bilmiyor ya. Evlendi. Zavallı kocacığım benim. Mahsar. Ne var? Annelerin bu isteğini kabul et. Ne? Ne yapayım? Tamam, bana bulduğunuz o kızla evleneceğim de. Allah Allah, durup dururken niye evleniyorum anlamadım ruhum. Merak etme, evlenmeyeceksin. Sadece biraz eğleneceğim. Rusa bir dakika dönüp durma, dur. Bana eminsin değil mi? Evet hayatım, her şey çok güzel olacak. Anne, ben düşündüm taşındım ve Allah'ın emri, peygamberin kavliyle evlenmeye karar verdim. Ay Allah'ıma şükürler olsun. Bugünleri de gördüm. Aslan oğlum benim. Allah'ım ben gidip müjdeyi vereyim. Ver tabii. Dur bakayım. Kime müjde verecekmişsin sen? Yani herkese. Bu mutlu olayı bilmesi gereken herkes bilmedi değil mi? Ah Allah'ım şu anda o kadar mutluyum ki. Yani artık ölsem de gam yemem. Bak Allah söyletti. Bizim tarafa mı geliyor ne? İnanamıyorum sen bana geldin ha? İnanmakta acele etsen iyi olacak Müfit'cim çünkü çok fazla vaktim yok. Hemen inandım Firdevs, kızma. Gir içeri, gir. Abim sonunda evlenmeye karar verdi. Bunun benimle ne alakası var? O evlendikten sonra bana da evlenme izni çıkacaktı ya. Anlamadım. Bak Müfit, düşünüp taşınıp sana bir şans daha vermeye karar verdim. Ama salaklık konusunda Reyhan'la yarışmakta kararlıysan hemen verdiğim şansı geri alabilirim. Tamam hemen kızma. Ben şu anda bir şok yaşıyor gibiyim de. Abime gidip adam gibi, İbrahim Sadri gibi konuşacaksın. Tamam mı? Durumumuzu ona açıklayacaksın. Hadi ya, peki evlenip sürpriz yapsak daha iyi olmaz mı Firdevs? Saçmalama Müfit, onu önceden anlatman lazım. Peki, hay olur Firdevs. Unutuyordum, bu arada Müfit. Evlenmeden önce spor yapıp vücudunu iyi bir şekle sokmanı tavsiye ederim. Çünkü böyle şekilsiz bir vücudun olduğunu bilmiyordum tatlım. Hadi ya. Minik kuşum, bu kararından dolayı seni bir kez daha kutluyorum. Ay yeter ama anne.
Saydım son 15 dakikada tam 45. keredir kutluyorsun. Bir kere daha söylüyorum. Kesinlikle pişman olmayacaksın. Bak Ruşen amcanın oğlu Seda da evlendiği için hiçbir zaman pişman olmadı. Hatta evliliği o kadar sevdi ki millet sinemaya, tiyatroya giderken o her fırsatta, her boş bulduğu zamanda nikah salonlarına gidip evlenenleri alkışlıyor. Ya. Yani şu Ruşen amcanın oğlu Sedat mıdır nedir? Şu herifi biri sevabını arabasıyla çiğnese de ben de onu yıllarca böyle alkışlasam. Zaten sen en kötü kararı Ruhsar'la evlenirken verdin. Seni evlilikten soğutan da o mendebur kadındır. Bu cadı kılıklı kadın. Hayda, şimdi durup dururken bana hakaret etmenin anlamı var mıydı yani? Kimin cadı olduğunu görelim bakalım. Ay! Ay! Ne oluyor bana böyle? Masar, nerede bu millet? Yemeğe çıktılar efendim. Ne? Mutlu haberi almış bulunuyorum. Evet. Evlenmeye karar vermişsin, hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim Önder Bey. Kızı istemeye ne zaman gidiyorsunuz? Kısmetse bu gece gideceğiz efendim. Öyle mi? Güzel. O zaman bu akşam eve birlikte gidiyoruz. Birlikte mi? Anlayamadım, o niye? Neden olacak evladım? Ne de olsa ben senin baban sayılırım. Menkıbe hanımefendiyle seni kız istemeye yalnız gönderecek değilim herhalde. Sonra el alem ne der? Buyurunuz efendim. Ay çok teşekkür ederim Menkıbe hanımcığım. Estağfurullah. Biliyorsunuz Menkıbe hanımcığım, ben Mazhar'ın babası sayılırım. Elbette. Yerden göğe kadar haklısınız Gazanfer Beyciğim. Ne de olsa kayınpederde söyleyeyim, sizin de az hakkınız geçmedi ona. Ay ne oluyor anlamıyorum. Önceden sildiğim yerler daha pis ve tozlu görünüyor. Hayret bir şey doğrusu. Yalan mı söyleyeceksiniz? Tabii ki doğru söylüyorsunuz. Bu sebeptendir ki Mazhar Bey evladıma kız istemeye giderken benim de gelmem gerekir, öyle değil mi efendim? Tabii. Memnun olurum Gazanfer Beyciğim. Saray soylu ailemizin başında bir erkeğin bulunması daha doğru olur. Baba! İnanamıyorum. Öz babam kocaman kız istemeye gidecek ha? Kaderin şu cilvesine bakın Menkıbe hanımcığım. Bir zamanlar Mazhar Bey evladım benden kız istemeye gelmişti. Şimdi ben ona kız istemeye gideceğim. Ya. Önce Mazhar Bey evladımı dünya evine sokarız. Ardından da biz gireriz artık, öyle değil mi? Hayırdır sana? Ne oluyor? Nedir o böyle? Merhaba kanka. Merhaba kanka. Kanka. Ne? Madem sen evleniyorsun. Evet evleniyorum ama kim bilir? Kim bilir? Belki de evlenmeyeceğim. Ama bak sen evlenirsen eğer. Biliyorum. Neyi? Ben evlenirsem hemen sen de evleneceksin değil mi? Aslan evet. Kanka. Evet. Kanka benden duyduğunu kimseye söyleme ama ben biraz zor evlenirim. Bende hiç evlenecek göz var mı? Ha? Bak bakayım şu gözlere bak. Ama o yüzden evlenmene hiç gerek yok kanka. Yani eğer benim evlenmeme bağlı bir şey söyleyeceksen hiç söyleme. Ya peki. Hazır mısın şekerim? İyi gidin günler. Koskoca fizik profesörü Zülfikar Eşkenar'ın kızını da istemeye gelecekler daha. Sen fizikti, formüldü derken kızımızın büyüdüğünü bir türlü fark edemedin. Öyle değil mi Zülfikar'cığım? Öyle canım öyle. Ben televizyonun renkli yerine geçtiğini daha geçen hafta fark ettim. O zamana kadar televizyonun üstüne ketçap, reçel, kahve dökülmüş sanıyordum. Meğer renkli yayına geçmiş ya. Aşk olsun ama babacığım. Senin gibi koskoca profesör olan biri nasıl olur da böyle görücü usulü sayılacak bir evliliği onaylar, bir türlü anlamıyorum. Ama sen de Allah için Mazhar Bey'in fotoğrafını görür görmez bayıldın. Yalan mı yani Tomris'ciğim? Evet. İtiraf etmek gerekirse Mazhar Bey oldukça yakışıklı. Bakalım huyu suyu nasıl acaba? Yavrucuğum. Biz sizin sadece tanışmanıza vesile oluyoruz. Eğer anlaşamazsınız, evlenmezsiniz. Seni görmeye geldiklerinde beğenmezsen eğer bana bir işaret çak. Ben işi anında bitir. Peki babacığım. Bak yanlış anlama. İşi bitiririm deyince aklıma geldi. Sen de yani benimle yıllardır... Neyse canım hadi boş ver.
Bir kere sen aileden değilsin. Sana dış kapının mandalı demek bile bir yakınlık ifadesidir. Boş yere ailemize yamanmaya çalışma. Ah, ben buna gülerim işte. Mazhar benim evladımdır. Şirkette iyi kötü günlerimiz geçti. Herkesten ayrı tuttum onu. Mazhar benim evladımdır. Evladım kalacaktır. Ben onu bunu bilmem. Mazhar'ın babası olarak Menkıbe Hanımlarla benim görücüye gitmem gerekiyor. Beyler, beyler. Aa, tamam. Bu kadar münakaşa yeter artık. En doğrusu ikinizin de aile büyüğü olarak kızı istemeye gelmesidir. Peki, madem ki siz öyle istiyorsunuz... Vallahi Menkıbe Hanımcığım, sırf sizin hatırınız için kabul ediyorum. Yoksa ben bu herifle beleş kebap yemeye bile gitmem. Başlarına gelecekleri bir bilseler, değil gitmek gitmemek için yarışırlardı. Aa, sahi aşkım, sen bana ne yapacağını söylemedin, ne yapacaksın ya? Sürpriz. Sen o sürpriz yerim. Affedersiniz, Mazhar Bey'in babası hanginiz oluyorsunuz acaba? Benim. Menkıbe Hanım torpil yapmasa buraya asla gelemezsin. Kontenjandan baba. Asıl sen Menkıbe Hanım Efendi'ye dua et. O olmasa sen ancak kırmızı ışıkta arabamızın camını silmek için yanımıza yaklaşabilirsin. Kattinerci. Şey efendim, aslında ikisi de babası. Aa, iki kocanız mı var? Hayır hayır, yani manevi yönden babaları gibi demek istedim. Hayatım, hala ne yapacağını bana açıklamadın ya. Hayatımda ilk defa tren görecek öküz kadar heyecanlıyım valla. Acele etme hayatım, görürsün birazdan. Sarbeden öküz treni görürmüş. Maşallah, beyefendi de fizik profesörüymüş. Ne mutlu size Suna Hanımcığım. Ya sağ olsun Zülfikar'cığım, profesör olacak diye çok fedakarlık yaptık Menkıbe Hanımcığım. Son birkaç yıldır yatak odamız bir kerecik olsun şenlenmedi desem inanır mısınız? Sunacığım, bu konuları başkasının yanında konuşmasak ha canım? Efendim, fazla uzatmadan konuya geçelim isterseniz. Evet, sebebi ziyaretimiz. Evet, sebebi ziyaretimiz. Bir dakika sussana, ben konuşuyorum işte. Yok canım, önce de ben konuşuyordum. Neyse, lafı fazla uzatmayalım. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuzu istiyoruz. Efendim, bizim aslen kökenimiz İnguç'tu. Bizim oranın adetlerine göre erkek tarafı kız istemeye gittiğinde ham çökelek türküsüyle cama kazacak. Ulusacım, eğlence başlıyor. Baba sen iyi misin? Bu İnguç geleneği de nereden çıktı? Kızım, bizim soyumuz ta İnguç üstlere dayanır. Bir ahdim vardı. Kızımı öz vatanımın geleneklerine göre evlendirecektim. Şimdi o sözümü tutuyorum. Ama Zülfikar, bugüne kadar sen bu yönünü hiç söylememiştin. Hem sen Oxford'u bitirmedin mi? Daha iyi ya. Orada geleneklerine sımsıkı bağlı insanlar yetiştirilir. İşte ben onlardan biriyim. Yani eminsiniz değil mi, bu şaka falan değil? Bizim oranın adetlerini bilmeyen biri için şaka gibi gelebilir. Ama bunların hepsi gerçek. Ya. Peki kız isterken bu ham çökelek dansını yapmak nereden icap ediyor? Bu geleneğin amacı erkek tarafı olarak gerektiğinde ham çökelek yiyeceğiz. Ama bu gençlerin yuva kurmasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız anlamına geliyor. Ama aslında sizi maymun gibi oynatacağız anlamına da gelebilir. Evet Menkıbe Hanım, hazırsanız başlıyoruz. Nasıl yani? Ne bileyim. Kızım şu kaseti koy da adet yerine bulsun. Anne, böyle saçmalık olmaz. Hadi hadi yürü gidelim. Ay olur mu canım?
artık kahvelerimizi içebiliriz. İlgüşistan adetlerine göre bizde kahveden önce çok bol sarımsaklı işkembe çorbası içilir. İşkembe çorbası mı? Ay onu da nereden çıkarttın? Yani nereden çıkaracağız Zülfikar? Bizim evde değil işkembe, inek resmi bile yok. Merak etme. Ben çorbaları çoktan söyledim bile. Çorbalar gelmiş. İşte bu adetimizin amacı içimizi sağlık ve sıhhatle doldurmaktır. Ne demişler? Kara kuvvet gözefer, batta ciladır çorba. Haydi sofraya. Çorba içinde nefis nefis. Biri havaya kurşun sıksa beleş diye önüne atlayacaksın bir adam. Buyurun hanımefendi. İçin, ne demiştik? Kana kuvvet gözefer, batna ciladır çorba. Sevgili babacığım ve Önder Bey, demek siz masarcığımı bir an önce evlendirmeye çalışıyorsunuz ha? Alın bakalım, bu da size. Evet, Masar Bey'in babası kimdi? Ben. Benim. Ha, çok güzel. Bizim İngilizistan adetlerine göre erkeğin babası kız istemeye geldiğinde evde bulaşık varsa hepsini yıkayacak. Ayrıca banyo ve tuvaleti güzelce temizleyecek. Ruhsar ömürsün vallahi, adam iyice tozuttu be. Bir şey mi dediniz Masar Bey? Yok. Efendim, bu adetimizin amacı gelinin tertemiz bir evden çıkması, damadın babasının da buna yardım etmesini sağlamaktır. Aslında ben onun kayınbabasıyım. Esas babası değil yani. Ama Önder Bey onun babası gibidir. Yok canım, kayınbaba demek adı üstünde baba demektir. Ben onun sadece patronuyum. Canım, madem iki kişisiniz, biriniz banyoyu ve tuvaleti temizlesin, öbürü de bulaşıkları yıkasın. Kurtuluş yok, anlaşıldı. Durun, ben size yolu göstereyim efendim. Şöyle buyurun efendim. Bizim Dinguş adetlerinde kim bilir daha neler vardır da ben hatırlayamıyorum. Maşallah, maşallah. Efendim, bizim de saray adetlerimiz vardır. Yani soyumuz ta 3. Mahmud'a dayanır. Bizimki de Dinguşistan kralı 3. Kukuş'a dayanır. 3. Kukuş! Nasıl beklediğine değdim kocacığım. Hem de nasıl, bizimkilere çok iyi derslerdin hayatım. Acayip eğleniyorum ben. Dur bakalım, daha bitmedi. Daha neler olacak neler. Ne hallere düştük be. Bir dönemin koskoca kızıl önde. Seni bu halde görseler kim bilir neler derler. Yok arkadaş. Bir daha İnguşlu aileden kız istemeye gidersem iki olsun. Ne biçim adetleri var anlamadım ki. İngilizistan'ın has kımızı zordur almak bizden kızı. Bunlar İngilizistan milli düğün kıyafetleri. Damadın annesiyle kız kardeşleri düğün günü bunları giymek zorundadır. Anne bu kadar. Ama bu bize uymaz ki, küçük gelir. Evet, bize bunların ancak bir iki beden büyüğü olabilir. Maalesef hanımlar, İngilizistan düğün kıyafetleri tek bedendir ve garson boydur. Peki ne olacak bu durumda? Çok basit. Düğün gününe kadar bir jimnastik salonuna gidip inceleceksiniz ve o elbiselerin içine gireceksiniz. Banyonuz tertemiz oldu İngilizci Bey. Bulaşıklar da tamam. Müsaadenizle o zaman biz de gidelim artık. Tabii gidebilirsiniz efendim. Buyurun. Bu evden çıkmak o kadar kolay mı sevgili babacığım? Görün bakalım daha neler yapacaksınız. Değil mi sevgilim? Kulaklaklak yürüyüşü yaparak evimizden istediğiniz zaman gidebilirsiniz. Ne? Kulaklak mı? Baba bunlar ördek mi? Kulaklaklak dansı eski bir İnguş adetidir. Kız istemeye gelen erkek tarafı evden bu şekilde çıkarak komşulara kıza talip olduğunu belirtir. Mars! Mars!
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Musa'cığım ölmemiş.